Son pole turnuvası Circus Superstar finali. 20. yarış yani final yarışı. Çok iyi, çok iyi. Elinden geleni yap, elinden geleni yap. Çok iyi, onlarda da sıkıntı var. Final yarışı gayet normal bir yarış gibi görünse de aslında arkasında çok iyi bir takım oyunu, çalışılmışlık ve bana sorarsanız hoş da bir hikaye barındırıyor. Final öncesi her haritaya özel olarak saatlerce çalışmıştık. Hangi turda ne kadar benzin harcayacağımıza kadar. Kağıtlar, veriler, dokümanlar. Kupayı getiren 20. yarışta yapılan tek bit taktiği ve oyunun profesyoneli yabancı bir oyuncuyla özel çalışma. Son pole turnuvasının finalini birazcık hatırlayalım. Circus Superstar, şampiyon yani mavi takımın hikayesi. Birincilik geliyor kardeşim. La la la. Turnuva öncesi ve grup aşaması. Mavi takım ilk etapta Tutmaç ve benden oluşuyordu. Sofu, Hesef, Zefir gibi rakip takımlarda çok güçlü isimler varken turnuvaya bilmediğimiz sürpriz güçlü isimler de katılabilirdi. Geçmişten Nau Nau, turnuva gününden Mendokuse de bunların canlı örnekleri olacaktı. Kupa almayı bırakın, ilk etaptaki endişemiz grup aşamasından bile çıkamamaktı. Peki çıkamasak ne olurdu ki? Zaten finalde yer alma çabamız kupadan dolayı da değildi. Circus Superstar'da eğer oyun içerisinde bir yarışçı değilseniz oyunu izleyemiyor veya da sunamıyordunuz. Anlayacağınız finali sunmak istiyorsam bir şekilde finalde yarışan bir takım olmalıydık. Bu nedenle turnuva öncesi yeşil ve mavi takım bir anlaşma yaptık. Artık mavi takım ben ve Zefir'den oluşuyordu. Ama grup aşamaları geldiğinde endişemizde yanıldığımızı, tam tersi bir durum olduğunu anlamıştık. Kolayca finale çıktık. Ancak diğer gruplarda kupa iddiası olan tek bir takım vardı. O da siyah takım. Bu iyi gibi görünse de başka büyük bir problemi ortaya çıkarıyordu. Siyah takıma karşı rekabet oluşturacak bir takıma daha ihtiyacımız vardı. Aksi halde final tamamıyla formaliteye dönecekti. Bu noktada anladık ki mavi takım olarak bu görev bize düşecek. Gruptan çıkalım yeter diye girdiğimiz turnuva da final rekabetini sağlayacak takıma dönüşmüştük. Bu durumun hakkını vermek için Zefir ile final haftası çokça çalışacaktık. 80 saat olan Circus Superstar oynama sürem o hafta yaklaşık 120 saate kadar çıkacaktı. Finale hazırlık ve final aşaması. Finalde yapılacak 20 pist, arabalar ve yarışlar çoktan belliydi. Zefir ile birlikte her piste özel analizler ve çalışmalar yaptık. Tüm pistlerde videolar eşliğinde en üst seviye botlara karşı antrenmanlar yaptık. Video kayıtlarını inceleyip analizler de yaptık. Finalde ilk gün 10 farklı pistte düz yarışırken, ikinci gün aynı 10 pistte bu kez de tersi yönde yarışacaktık. Kayıtları incelediğimizde pistler aynı olmasına rağmen tersi yönde yarışlarda ciddi derecede performanslarımızın düştüğünü fark ettik. Elbette bu bize özel değildi. Oyun sizi hep düz pistlerle yarıştırdığı için finalin ikinci günü tüm yarışçıların ters pistlerde performanslarının düşeceğini tahmin etmiştik. Hafta boyunca düz pistlerdeki başarımıza denk gelene kadar ters pistlerde deliler gibi antrenman yaptık. 20 yarışın her pistine özel benzin ve teker analizi çıkardık. Hangi turda ne kadar benzin gittiğine kadar. Bu çalışmalar sırasında Magdalena pistinde diğer yarışçılar bir pit yaparken biz hiç pit yapmadan bitirebileceğimizi de keşfetmiştik. Diğer oyuncular pite girdiğinde biz haritayı öylece dümdüz tamamlayacaktık. Tüm bu çalışmalar sonrasında tüm verileri kağıtlara yazdık. Yarış günü her şey ezberimizde olacaktı. Örneğin rally aracı Whistler Valley pistinde tur başı 9 benzin yiyordu. Hasar almışsam 7. tur pit yapıp %79 benzin ile, eğer hasar almam 8. tur pit yapıp %70 benzinle çıkacaktım. Hazırlığımız bayağı bir formüle takımı gibiydi. Formül şuydu. Adım 1. Bir pisti gözünüzü kapayıp kafanızdan çizebiliyor musunuz? Cevap evet ise o pistte iyisiniz demektir. Adım 2. Peki bu pistte en üst seviye botlara karşı kazanabiliyor musunuz? Cevap buna da evet ise o pistte çok iyisiniz demektir. Ve tüm bu çalışmalar sonucunda tersli, düzlü tüm pistlerde cevabım neredeyse tamamen evetti. Tüm pistlerde performansımız gözle görülür derecede artmış, en iyi botlara karşı artık eskisi gibi geride de kalmıyorduk. 40 saatlik çalışmanın sonucunda sanırım finale hazırdık.
Finalde kabus başlangıç. Finale hazırlıklı ve motive şekilde gitsek de finalin birinci günü sert ve zorlu geçecekti. Hiç de istediğimiz gibi başlamayacaktı. Öyle ki birincilik umut ederken sıralama turlarında bile 6. olacaktım. Düz yönlü pistlerde tahmin ettiğimiz gibi herkes iyiydi. Üzerine kendimize güvendiğimiz pistlerde bile iyi giderken son turlara doğru Zephyr'le birlikte birbirimize çarptık. Siyah takım ile puan farkı 52'ye kadar çıkmıştı. Finalin ikinci günü ters yön yarışlarında iyiydik ama birinci gün bu şekilde giderse ikinci günün pek de bir anlamı olmayacaktı. En azından puan farkını eriterek günü kapatalım dediğimiz anda yardımımıza Storm aracı yetişti. Son iki yarış 2 birincilik. Storm'da gerçekten iyiydik. Günün sonunda farkı 17'ye kadar tekrardan düşürmüştük. Reverse yani ters yön etkisi. Finalin ikinci günü reverse yani ters yön yarışlarında rakiplerin performanslarının düşeceğini tahmin ediyorduk. Yanılmamıştık da. İlk gün 6.'lığa kadar düştüm sıralama turlarında, ikinci gün birincilikler alıyorduk. Hiçbir dış etmenin olmadığı sıralama turlarındaki bu başarılar rakiplerin ters pistte pek hazır olmadığını gösteriyordu. İkinci gün yine sert bir mücadele ve şanssızlıklar vardı tabii. Pitsiz şekilde bitirmek için özel olarak çalıştığımız Magnedela haritasında yaşadığımız büyük kaza. Buglanmadan duvara seken aracım. Kötü puan kayıpları yaşasak da öte yandan prototip aracı Zaferi gibi iyi yarışlarda çıkardık elbette. Ters yön pistleriyle birlikte ikinci gün siyah takım ile puan farkı tek hanelere kadar inmişti. 20 final yarışından 19'u tamamlanmış, sırada 20. yani son yarış vardı. Ancak o yarışa da son sıradan başlayacaktık. Eğer kupayı istiyorsak bu yarışı bizim kazanmamız lazımdı. Finale özel hazırlık. Hafta içi çalışırken bir şeyi keşfetmiştik. T-Sport pistinde diğer oyuncular 2 pit yaparken biz tek pit yaparak yarışı bitirebileceğimizi keşfetmiştik. Ancak bir gariplik vardı. T-Sport pistinde düz yarışırken tek pit için benzini yetirebiliyordum. Ancak aynı pisti ters yönde yarışırken benzin tek pite yetişmiyor, öylece pistin ortasında kalıyordum. Oysa aynı pist yalnızca ters yönlüsüydü. Nasıl olmaz ki? Bu noktada tekrar anladım ki aynı pist olsa da ters yönlü yarış yeni bir pistte yarışmak demekti. Bunun üzerine yabancı profesyonel oyuncu Dremet ile iletişime geçmiştim. Oyunun profesyonel liginde boy gösteren bir oyuncuydu. Yapamama sebebini önce yazılı, sonra sesli ve uygulamalı şekilde çalışmıştık. Tek pit yapmak istiyorsak virajlarda geliş hızımızın salınımı ile elimizi gazdan çekerek dönmemiz gerektiğini anlatmıştı. Bu sayede hızım biraz düşse de tek bit yapabilecektim. Finalin son yarışına tekrar döndüğümüzde tek bit için özel olarak çalıştığım Tick Sport pistinin şampiyonu belirleyecek yarış olacağını nereden bilebilirdik ki? Ve son yarış başladı. Zephyr biraz önde, bense en arkadaydım. Planım hızlı gitmek değil, kontrollü ve benzini tutumlu kullanarak gitmekti. İlk pit öncesi hızım düşük olacaktı ama bu sayede tek pit yapabilecektim. Bu pistte çalışırken hep pite az bir mesafe kala benzinim bitiyordu. Aynısı yaşanırsa direkt kaybederdik. 8 turun sonunda çalışmaların sonucunu almıştık. Benzin bitmeye çok az kala pite giriş yaptım. Pitten çıktığımda artık kontrollü gitmemize gerek yoktu. Tüm gücümüzle yarışabilirdik. İşler iyi gitse de hala siyah takım daha iyi durumdaydı. Ben Sofu'nun gerisinde, Zephyr ise Hesef'in gerisinde kaza yaparak kötü bir başlangıç yapmıştı. Kaderin cilvesi. Final yarışının getirdiği heyecan tabi hepimizi hata yapmaya zorluyordu elbette. Kötü başlayan Zephyr, rakiplerin de hatalarıyla birlikte tekrardan yarışa ortak olmuştu. Bense Sofu'yu arkasından hala takip ediyordum. Tek piti yapmıştım ve artık pite girmeyecektim de. Ancak bu bizim özel planımızdı. Rakipler 2 pit yapacaktı. İkinci pit için ise Sofu'nun pite girmesini son turlara kadar heyecanla bekledik. Ve bitişe çok az kala Sofu pite sonunda giriş yaptı.
İşte bu be. Bir bas. Bite girdi, yetmedi, yetinemedi. Mümkün olduğunca yukarıda bitir. Birincilik geliyor kardeşim. İşin pek çok garip tarafı vardır. Final aşamasında 20 yarış boyunca takımca hiç birinci sırada yer alamamıştık. Yalnızca son yarış, 20. yarışın son 2 turunda birinci sırada yer almıştık. İşte o son turda şampiyonu belirleyen turdu. Diğer taraftan profesyonel oyuncuyla özel olarak çalıştığımız tek bir taktiğinin şampiyonu belirleyecek olması da yine kaderin hoş bir cilvesiydi. Bitiş çizgisini geçtiğimde kupa bize, yani mavi takıma gelmişti. Ne kadar hikayeyi benim tarafımdan dinleseniz de bu zaferi iki kişinin eşit çalışmalarıyla kazanmıştık. Zefir. Ve mavi takım olarak Zefir'le birlikte turnuvanın sonunda kupayı kazandık. Altın kupaya isimlerimiz yazıldı. Pol Müzesi'nde isimlerimizi ölümsüzleştirdik. Tabii bunun sonucunda Dremet'e teşekkür etmeyi de ihmal etmedim. Tabii turnuvanın sonunda da şunu düşündüm. Sanki bir saat daha az çalışsak turnuvayı kazanamayacakmışız gibi geliyor bana. Bilmiyorum, belki de yanılıyorumdur. Evet, bugün Pol PUBG turnuvasının finalin günündeyiz. Ve maalesef ben bu turnuvada yokum. Grup aşamasında elendik. Belki de hiçbir zaman Pol turnuvalarında bir daha kupa yüzü göremeyeceğim bundan sonra. Ama her şeye rağmen ilk turnuvadaki turnuva heyecanı kupadan bağımsız benim için tarif edilemezdi. Turnuvaya katılan arkadaşlarımıza da tekrardan bu bahaneyle teşekkür etmiş olayım. Bu anları çok daha güzel anlara ve anılara dönüştürdüğünüz için. İşte asıl mesele de bu. Hep diyoruz ya, kupa işin bahanesi. Asıl mesele işte bu anılar. Dönüp baktığımızda hatırlayacağımız güzel anlar, güzel hikayeler. Umarım bugün de PUBG'nin solo finalinde yarışan arkadaşlar için güzel bir anı, güzel bir hikaye olur. Herkeslere başarılar. Haydi bakayım.